Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi düşünün, biz şu anda bu toplantıyı yaparken Jogorku Keneş'e migler alarçadan havalandılar ve Jogorku Keneş'i 11 kere bombaladılar. Vay Beyaz Saray'a mi? tanklarla saldırdılar. Sayın Cembekov'u ve ailesini tatil yaptığı yerde öldürmek üzere komando timleri gitti. Biz bunları yaşadık. Ve bunları yapanlar eğitim kurumlarından FETÖcü eğitim kurumlarından eğitim almış, beyinleri yıkanmış, o külte inanmış insanlar tarafından yapıldı. Bizim derdimiz budur. Türkiye'de bunu yaşadık. Başka ülkelerde bunun yaşanmamasını istiyoruz. Aynı yapılanma 170 ülkede var. Türkiye'dekinin karbon kopyasını uyguluyorlar. Başımıza gelmez demeyin, her yerde gelebilir. 1970'lerden bu yana kendini kainatın, bu dünyanın değil, Türkiye'nin değil, kainatın, evrenin imamı olarak gören ve kendisini böyle adlandıran Müritleri tarafından böyle adlandırılan, kendini Mehdi, Mesih olarak adlandıran bir adamın yükselmesi ile oluşan bir süreçten başlatı, başlıyor e, bahsediyoruz. Bu kişinin etrafında bir kült yaratıldı. Ve dünyanın şu ana kadar gördüğü en modern kült, paralel devlet yapılanması modern terör örgütlerinden birisi haline geldi. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Nasıl yapılandılar Türkiye'de? Okullar kurdular. Çünkü insana ihtiyaçları vardı. Okullarda 3 yaşında, 4 yaşında çocuklardan başlayarak üniversite kurdular, lise kurdular, üniversite kurdular. Ve burada 15 sene, 16 sene bu çocukların beyinlerini yıkadılar. Perşembe geceleri sohbetleri, cumartesi günü sohbetleri. Abiler, ablalar. Annelerden değil, babalardan değil, abilerden, ablalardan emir alan, onları dinleyen bir nesil yarattılar. Bu yetiştirilen çocuklar, yüzbinlerce çocuk, yüzlerce okulda yüzbinlerce çocuk. Altın nesil. Golden Generation olarak adlandırıldı. Şimdi size açık bir sorum var. Bize deniyor ki ya bunlar öğretmen. Bunlar basın yayın mensupları. Bunlar normal vatandaş. Peki Türkiye'de biz bir şeyi bulduk. Bylock diye bir sistem bulduk. Basın yayın mensuplarında, öğretmenlerde, normal vatandaşlarda Devlet memurlarında, askerlerde, tele telefonlarında, cep telefonlarında, Baylock, Eagle, Tango gibi şifreli, gizli haberleşme sistemleri. Ve kaç kişi biliyor musunuz? İlk aşamada 50 bin zannediyorduk, yüz binlerce kişi de. Yurt dışında da, tüm dünyada da dahil olmak üzere, bir öğretmen. Niye gizli haberleşme sistemine girsin? Dünyanın değişik ülkelerinde bize şimdi bunu söylüyorlar. Siz niye FETÖ'cülere karşı çıkıyorsunuz? İyi niyetliler, ahlaklılar, hayır yapıyorlar. Sonucunu yaşadık. Başka ülkelerin aynı şeyi yaşamasını istemiyoruz. Eğer biz dostsak, kardeşsek biz size doğruyu söyleyeceğiz. Siz karar vereceksiniz. Ankara'nın göbeğinde tanklar, F-16'lar, helikopterler her tarafı bombaladılar. İnsanlara ateş açtılar. Normal insanların araba. Bunlar karşılarında bulunanlar bunlar normal insanlar. Tanklar ve tüfekler ateş ettiler ama karşılarında beklemedik bir şey gördüler. Binlerce Türk kadın ve erkek Sokaklarda o tankların üzerine yürüdüler. Neyle yürüdüler? Ellerinde bayraklarla. Darbeye hayır, FETÖ'ye hayır, demokrasiye evet. Vatan, millet, evet. Ahlaklı, dini, düzgün eğitimin Fethullah Gülen anlayışıyla sonucu. Bizler Türkler ve Kırgızlar ne diyoruz? Aynı atadan geldik diyoruz. Kardeşiz diyoruz. Dostuz diyoruz. 2005'te, 2010'da Kırgızistan'da yaşananlardan sonra Türkiye ne yaptı? Yanınızda yer aldı. Türkiye ne yaptı? TİKA aracılığıyla, başka kurumlarıyla yardım etmeye devam etti. TİKA ne yaptı? Kırgız benim kardeşimdir dedi. Şimdi aynı kardeşliği biz sizden bekliyoruz. Biz bu süreci maalesef büyük oranda kendimiz atlattık. Travma devam ediyor. Atlatmaya çalışıyoruz ama güçlüyüz ve atlatacağız. Kırgız kardeşlerimizden, dostlarımızdan beklentimiz bu aşamadan sonra da olsa desteğinizi esirgememenizdir. Biz bunu atlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi size örneklerini verdim. Karbon copy uyguladılar başka ülkelerde. 100 milyar doların üzerinde paraları var. Destekleri var. Uluslararası destekleri var. Hepsinin ne olduğunu siz basın daha iyi biliyorsunuz. Ve maalesef gittikleri her ülkede de kendi basın yayın ağlarını da oluşturdular. ...kendi ticaret ağlarında oluşturdular. Ve oluşturmaya da devam etmeye çalışıyorlar. Türkiye güçlüdür. Türkiye ayaktadır. Türkiye kendi içinde bunu çözmektedir. Yurt dışında da çözecektir. Kardeş ve dost ülkelerden beklentimiz... ...lütfen biri bizi biraz dinleyin lütfen yaşadıklarımızı sanki kendi ülkenizde yaşanmış ya da yaşanabilir gibi düşünün, değerlendirin. Fethullah Gülen terör örgütünün paralel devlet yapılanmasının ve kültün yapılanma işleyiş şekli bütün ülkelerde aynıdır. Türkiye'de Okullar kurarak başladılar. Okullarda çocukların beyinlerini yıkadılar. Ticarete atladılar, ticari şirketler kurdular. Export import, ihracat ithalat yaptılar. Yatırımlar yaptılar. Hayırsever kuruluşlar kurdular. Diyalog forumları kurdular. Basın yayın kuruluşları kurdular. Haber ajansı kurdular televizyon kurdular, radyo kurdular. Türkiye'de de bunu çok yaptılar, çok büyük ölçekte yaptılar. Bunun gibi birçok yapılanmaları oldu. Ben size soruyorum. Sizce bu yapılanmaların benzerleri Kırgızistan'da var mı? Şimdi ikinci kısmı cevap olarak. Bütün ülkelerde Türkiye'de yaptıklarını yaptılar. Altın nesil diye adlandırdıkları genç çocukları büyüttüler, desteklediler, parayla ceplerine para koyarak ve aynı zamanda soruları çalarak ya da sisteme girmiş devlet memurları aracılığıyla bu kişileri devletin çeşitli kademelerine yerleştirdiler. Çok iyi derecede eğitim gördüğü, İngilizce bildiği söylenen 30-40 yaşlarında bir danışmanlar ordusu ortaya çıktı. Bu başka ülkelerde de benzer yapılanmalar sizde de dikkatinizi çekti mi? Cevapları buralarda bulabilirsiniz. Biz de şunu öneriyoruz. Alternatif okullar kurmayı öneriyoruz. Şimdi Kırgız Devleti Sabat sistemini yerleştirdi. Bu okullarda Milli Eğitim Bakanlığı, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolü var. Ama hala Türkiye'den gelme öğretmenler devam ediyor mu? Devam ediyor. Hala bazı sohbet toplantıları devam ediyor mu? Ona siz cevap verin. Sorun arkadaşlarınıza devam ediyor mu? Son olarak biz dedik ki alternatif okulları biz yaratalım. Bu okullarda Son model teknoloji eğitim. Son donanımlar, teknoloji. Öğretmenler hem Türkçe öğretsin hem İngilizce öğretsin. Spor salonları olsun, tiyatro olsun, her türlü olanak olsun. Siz bir öğretmenseniz, Kırgız öğretmenseniz, Sebat Okulu'nda 30 bin som alıyorsanız, misal, misal, 30 bin som alıyorsanız, Marif okulunda size 40 bin som verelim. Sizin çocuğunuz Sebat okuluna gidiyorsa 2000 som ödüyorsanız siz anne baba olarak biz diyoruz ki bizim okulumuza gelin. Daha güzel bir okul 1000 soma okuyun diyoruz. Sebat okulu mezunu olan çocuk şu anda Türkiye'de diploması tanınmıyor. Türkiye'de çalışamaz. Ama Maarif Okulu'na getirirseniz çocuğunuzu Türkiye'de diplomasını tanıyoruz. Türkiye'de çalışabilir. Biz diyoruz ki siz sebatlar konusunda karar verin. Ya bize devredin, daha güzel, daha iyi yapalım. Kırgız öğretmenin maaşı artsın, Kırgız öğrencinin ödeyeceği para düşsün. Türkiye'de diploma denkliği kabul edilsin. Seçenek sizin. Siz araştırmacı gazeteci olarak bir sürü haber yayınlıyorsunuz. Biz de bunları memnuniyetle okuyoruz. Bu Sebat okullarında zamanında altın jenerasyon burada yaratılmış mı? Abiler, ablalar, abişkolar sistemi kurulmuş mu? Normal koşullarda hiçbir gücü olmayan, arkası olmayan öğrenciler, çok kuvvetli kurumlara birileri tarafından desteklenerek sokulmuş mu? Bu kişiler şu anda nerelerdeler, ne tür görevler yapıyorlar? Normal bürokratlardan daha hızlı mı yükselmişler? Bütün bu sistem sabat olduktan sonra değişmiş mi? Araştırmacı gazeteciden ben bunu beklerim. Kırgızistan bizim değer verdiğimiz bir ülke. Kırgızistan bizim için Türk soyundan gelen bir ülke. Biz önem veriyoruz. Dolayısıyla Kırgızistan'ın sorun yaşadığı günlerde, Kırgızistan problem yaşadığı günde, Türkiye yanınızda olur. Bizim sizden beklentimiz de, sizin de bizi, bizim sizi gördüğümüz gibi görmenizdir. Beklenti budur. Şimdi birincisi, bu kişiler o okullardan mezun olduktan sonra Kırgızistan'da çalışabilirler. Kazakistan'da çalışabilirler, Rusya'da çalışabilirler, Avrasya Ekonomik Birliği'nde çalışabilirler değil mi? Amerika'da Pensilvanya'ya gidip orada da çalışabilirler. Şimdi bu kişiler arasında, bu öğrenciler arasında kimin altın jenerasyon olduğunu ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bu konu o kadar basit bir konu değil. Diploması vardı da yoktu da. Türkiye'de de aynı sorunu yaşıyoruz. Türkiye'de de yüz binlerce öğrenci aynı durumda. Özel sektörde gidip çalışabilirler ama devlet kurumlarında çalışamazlar.